Merhaba arkadaşlar, sine köklü sayılar çalışacağız bugün. İlk soruyla başlayalım. İlk soruda kök içinde 6 eksi mutlak değer içinde x artı 2. Kök içinde bir de 3 eksi x vermiş. Reel sayı yapan kaç tane x tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi burada arkadaşlar bir kere kök derecem çiftse bilmem gereken şey. İçindeki fonksiyonum bir reel sayı belirtebilmesi için sıfıra eşit veya büyük olması gerekir. Burada da bakın ikinci dereceden kökleri olduğu için kökün içinin pozitif veya sıfıra eşit olması gerekiyor. Yani ilk kökü aldığımızda 6 eksi mutlak değer içinde x artı 2'nin sıfıra eşit veya büyük. Diğer tarafta 3 eksi x'in sıfıra eşit veya büyük olması gerekir. Şurada bakın mutlak değeri hani bir yönünü bırakırsak mutlak değer içinde bunu bu tarafa attığımızda 6'dan neymiş arkadaşlar? Küçük veya eşitmiş. Biz biliyoruz ki mutlak değerli eşitsizliklerden mutlak değerin küçük işareti varsa mutlak değerin içindekini sınırın eksili artılı değerler arasına koyuyorduk. Her taraftan 2 çıkarttığımızda eksi 8 ile x'in 4 arasında olur. Bakın bir bu aralığımız var. Bir de x'in hani diğer kökü sağlayabilmesi için eksi x'i bu tarafa atarsak bir de x'in neyden büyük olması gerekiyor arkadaşlar? Pardon. Neyden küçük olması gerekiyor? Üst sınırı 3 mü geliyor bu tarafa attığımızda? Şimdi baktığımızda o zaman reel sayı yapan kaç tane x tam sayı değeri var diyorsa her ikisinin de ortak çözümünde eksi 8'den büyük veya eşit. Üst sınırlarda bir 3'üm var, bir de 4'üm var. Üst sınır olarak kesişimini alacağım için, her ikisini sağlayabilmesi için, çünkü burada 4 yazarsanız bakın negatif yapar. Neyi almalıyım? Küçük olanı almalıyım. Kaç tane tam sayı değeri var diyorsa üst sınır eksi alt sınır artı 1'den 12 tane tam sayı değerimiz vardır deriz. Diğer soruya bakalım. Diğer soruda da bakın hani buna benzer bir sorumuz var aslında. Çünkü iki kökün içerisinde incelediğimizde ilk kökümde burada 4'ün hiçbir pozitif olduğu için üstteki pay değerimi hiçbir şekilde işaret etkilemesi yok. Yani x eksi 7 kök içinde hatta ayrı yazalım. 4'ü çıkartalım. Anne, 2x artı 1 eşittir a dediğimizde bakın burada kök içinde x eksi 7, 7 eksi x görüyoruz. Mesela buraya 8 yazsam pozitif olması için biraz önce bahsetmiştik. Burada negatif oluyor yani reel sayı getirmiyor. Bu nasıl mümkün olacak peki? Mesela buraya 6 yazdım pozitif yapmak için. Buraya 6 yazdığımda eksili oluyor. Eğer kök içi aynıysa arkadaşlar o değerde ancak bu kök çift dereceden kökse sağlar. Yani x eksi 7'nin 0 olmasıyla mümkün bu. X'in 7'ye eşit olmasıyla. Yerine yazdığımızda zaten bunlar otomatikman ne olacak? Bakın x yerine 7 yazdığımızda sıfırlanacak. 7 yazarsak burada namız 2 çarpı 7 artı 1'den kaç gelecek? 15. Benden istediği kök içinde 15 artı 1. Kök içinde 15 eksi 6. Hemen değerlerimiz zaten ortaya çıktı. İlk kökümüz kök 16'dan 4, diğer kökümüz kök 9'dan 3. Toplarsak 7 gelir. Devam edelim. Diğer bir soruda da arkadaşlar bakın kök dereceleri birbirinden farklı toplama ve bölüm şeklinde bir işlemimiz söz konusu. Şimdi çift derece kökün dışına kesinlikle zaten ne olmaz? Negatif çıkmaz, pozitif çıkar. Eğer bunu karıştırmamak için ne yapmanız lazım? Mesela hemen kareden bunu pozitife çevirebilirsiniz. Hatta şu şekilde düzenleyelim isterseniz. 16'nın karesi eksi 27. Bunları da aslında direkt yazabiliriz. Gelin. Şu üstünden yazalım.
şurası aslında nedir? Hani çift derece olduğu için 16'nın karesi gelecek. Şurada bakın mesela çift derece kuvveti olduğu için 2'nin karesi yani negatifin pozitife dönüşecek. Burada da yine 2 üzeri 4'üm var. Ben bunu düzenlemek istersem ne yapacağım arkadaşlar? 4'ün karesi değil mi? 16. Bir de üstünde 2 var. Kök derecem 4. Diğerine bakın. 3. dereceden kök. Eksi 27 eksi 3'ün küpü değil mi? Sonra 5. dereceden kök içinde eksi 32. Bu da eksi 2'nin 5. kuvveti. Tek köklerde zaten pozitif negatifle alakalı bir sıkıntımız olmuyordu. Sadece çift derece köklerde buna dikkat edecektik. Diğerine baktığımızda ne var? 2 üzeri 4'ümüz var. Artı kök içinde 3. Eksi 1'in küpü de desek zaten aynı şey. Diğerine baktığımızda 2'nin ikinci kuvveti. Kökten çıkarttığımızda bakın şurası üstün üstü çarpılacağı için ne oldu? 4 üzeri 4 mü geldi şurası? 4 üzeri 4 geldi. Kök dışına nasıl çıkacak bu? 4 olarak çıkacak. Tek dereceli kökte bakın kök derecesiyle kuvveti aynıysa birbirlerini götürür. Kökün dışına nasıl? Eksi 3 olarak. Eksimiz vardı. Diğeri eksi 2. Paydaya baktığımızda arkadaşlar yine 2'miz var. 3. dereceden kök içinde eksi 1'in küpü olarak düşündüğümüzde eksi 1 ve 2 çıkacak. Bunu işlemi yaptığımızda bakın şurada artıya çevirelim. 6'dan 3 çıkarttık. 3 bölü 3'ten 1 gelir. Cevabımız Bursa. Devam edelim. 4. soruda x kare artı y kareyi istiyor bizden. X kare artı y kare için şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Karelerini alıp da yapabiliriz. Değil mi? Bir seçenek. Veya şeyde taraf tarafa toplayarak da yapabiliriz. Bakın 2 kök 3'lerimiz gidiyor. 6 kök 2'lerimiz kalıyor. Taraf tarafa toplayıp x artı y'yi bulup sonra çarpımından da gidebiliriz. Veya biraz önceki dediğim gibi yerine yazıp da karelerini de alabiliriz. Yerine yazıp karelerini alalım. Diğer yolda da yapabilirsiniz. Yani birazcık işlemimiz var. Hemen açalım karelerimizi. Birincinin karesi buradan ne gelecek arkadaşlar? 9, 2, 18. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından eksi 12 kök 6. Buradan ikincinin karesinden artı 12. Diğerini de açarsak zaten değerlerim aynı olduğu için bakın. 3 kök 2'nin karesi yine 18. Çarpımların iki katı artı 12 kök 6. İkincinin karesi 12 geldi. Şu 12 kök 6'larım zaten birbirini götürdü. Topladığımızda şu ikisinin toplamı 36, 12'lerin toplamı 24. Toplamda arkadaşlar 60 olarak buluruz. Devam edelim. Diğer soruda A'nın değerini vermiş bize bakın. A bu olduğuna göre diyor işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi artı 3'ü diğer tarafa atarsak bakın şu şekilde. Aslında şöyle gösterelim. A eksi 3'ün kök 17 olduğunu görüyoruz. Şurada bakın. Kök 17 olduğunu görüyoruz. Şuradan hemen uygulayalım arkadaşlar. A gördüğüm yere kök 17 artı 3 yazıyorum. A eksi 3'üm zaten neydi? Kök 17 idi şurası. A eksi 6'mız, A eksi 6'mız, kök 17, eksi 3, bir de şu kök 17'mizi de buraya yazalım. Burada ne var? 2 kare farkımız var dikkat ettiyseniz. Birincinin karesi, eksi ikincinin karesi. Bir de bunu sonra neyle çarpacağız arkadaşlar? Kök 17 ile. Buradan bakın ne geldi? 17 eksi 9 çarpı kök 17'den. 8 kök 17.
Devam edelim sorularımıza. Altıncı soruya geldik birlikte. Şimdi A'nın B'nin ilişkisini vermiş. Burada da hani çift derece kökle alakalı bir soru söz konusu. Çift derece kökte olduğu vakit değerler bilinmiyorsa, pozitiflik, negatiflik durumuna göre eğer değerleri bilmiyorsak ne yapacağız arkadaşlar? Mutlak değer içinde çıkaracağız. 3B eksi A. Eksi mutlak değer içinde A eksi B. Tamam, bunlar gitti çıktı da belki bu hani pozitif değer de, negatif değer de olabilir. O yüzden daima pozitif değere eşit olduğu için çift derece kökümüz mutlak değerde çıkartmalıyız. Şimdi ben bunun pozitiflik negatiflik durumunu inceleyebilmem için zaten bakın yukarıda bana şey vermiş, eşitsizliğini vermiş. A'nın negatif, B'nin pozitif olduğunu burada söylemiş. B'miz pozitif, A'mız negatifse o zaman bunun için ne olacak? Pozitif. A'mız negatif, B'miz pozitifse bu mutlak değerin için ne olacak? Eksili olacak. Mutlak değerinin içi artı olduğu için olduğu gibi çıkar. Mutlak değerinin içi negatif olduğu için eksiyle çarpıp çıkaracağız. Bu ikisinin çarpımından zaten pozitif olur. Mutlak değerinin içine olduğu gibi yazarız. A'larımız gider. Buradan 2B'ye ulaşırız. Devam edelim. Sıradaki sorumuzda yine bakın negatif pozitiflik durumumuz söz konusu. Eğer tek derece kökse hiçbir sıkıntı yok. Olduğu gibi çıkar. Şu kuvvetle köküm gider. Buradan eksi x'im gelir. Orada hiç işaret mutlak değerde inceleme yapmanıza gerek yok. Buna baktığınızda çift derece kök var. Çift derece kökün içinde eksi y'nin karesi varsa eksi y'yi mutlak değer içinde çıkartmak zorundayız. Sonra x eksi y'miz var. Sonra eksi x'imiz var. Şimdi burada yapacağımız işlem arkadaşlar, kökün mutlak değerlerin içinin pozitif negatif olma durumlarına bakacağız. Şimdi x'in bir kere ne? Eksi. Y değerim ne? Artı. Y değerim artıysa eğer bu mutlak değerin içi ne oldu? Eksi oldu. Eksi ile çarpıp çıkması gerekir. X'im eksiydi. Y artıydı. Bakın bu mutlak değerin içi de ne geldi? Eksi geldi. Eksi ile çarpıp çıkartacağız. X'im negatifti. Önünde de eksi var. O zaman bunun içi artı olduğu için olduğu gibi çıkartacağız. İlkinde mutlak değer olmadığı için onu yazıyorum direkt. Eksi x olarak. Sonrasında bunun içi negatif olduğu için bakın. Eksi ile çarpıp çıkartmam lazım. Yani artı y demem lazım. Bunun için de negatif olduğunu görüyoruz. O zaman eksiyle çarpıp çıkartmam lazım. Önümde de eksi olduğu için işlem eksisinden bunlar pozitife döner ve artı x eksi y diyebiliriz. Diğerinin içi de pozitif olduğu için olduğu gibi çıkartıyorum. Burada bakın x'lerim gitti. Y'lerim gitti. Cevabı A olarak bulduk. 8. soruya bakalım. 8. soruda da bakın burada ne var arkadaşlar? Çift derece köküm var ve çift derece kökün içinden değerlerimizi çıkartacağız. Hemen çıkartarak yazayım. Mutlak değer içinde çıktığını unutmuyorduk. Çift derece ise ve kökün içinden çıkıyorsa mutlaka mutlak değer içinde çıkartıyorduk. Bu tek derece kuvveti olduğu için bunun mutlak değeri ihtiyacı yok. Bunda pozitiflik, negatiflik incelemesi yapmıyorduk arkadaşlar. Bakın burada da kök derecem çift olduğu için kökün içini mutlak değerde çıkartıyoruz. Şimdi bunların pozitiflik negatiflik durumunu inceleyeceğiz. Sonucunu bulacağız. Bir kere bu kök 3 kök 3'üm 4'ten nedir? Kesinlikle küçüktür. O zaman bu mutlak değerin için nedir arkadaşlar? Eksidir. Bu zaten mutlak değer değildi. Sayının kendisiydi. Buraya baktığımızda 2 dediğimiz şey aslında nedir? Kök 4'tür. Kök 4 kök 3'ten büyük olduğu için bunun içi de ne gelecek? Pozitif. Hemen yazalım. Bunu eksiyle çarpıp çıkartmam gerekiyor. Mutlak değerin içi negatif olduğundan dolayı. Eksiyi dağıtırsam eksi 2 artı kök 2. Burada da bakın ne var? Mutlak değerin içi pozitif bir sayımız var. Önündeki eksiyle de olduğu gibi çıkacak. Fakat işlemin eksisi olduğu için onu dağıtarak yazalım. Evet, baktığımızda kök 3'lerimiz gider. Şu 4'ümüz var. Eksi 2, eksi 2'nin toplamıyla gider. Cevabımız kök 2 gelir. Devam edelim.
iç içe kök vermişler. İç içe köklerde de bakın arkadaşlar, en içteki kökten başlayarak işlemde hareket ederiz. Şimdi şöyle bir yazalım uzunca. X kare eksi x eksi 1 artı. Bunu yazmadan önce şurada bakın işleme hemen koyuyorum. Çarpanlarının ayrılabildiğini görüyorum. X kareyi x x diye. 4'ü eksi 2 eksi 2 diye çarpanlarını ayırdığımda x eksi 2'nin karesi olduğunu görüyorum. Şimdi x eksi 2'nin karesi nasıl çıkacaktı? Mutlak değerde, çift derece kök çünkü. Mutlak değerde çıkartıyorum. Şuradan devam edelim. Eşitimizi de unutmayalım bakın. O zaman x eksi 2, yani x'im 2'den küçük. Mutlak değerin içine gelir buradan gençler. Negatif. Eksi ile çarparak çıkartıyoruz. Şuradan devam edelim. X kare eksi x eksi 1 eksi x artı 2. Şunu eksi ile çarpıp yazdıktan sonraki sonucumuz. Şu kökün içine gelin, şurada bir inceleyelim birlikte. Ne var burada? X kare eksi 2x artı 1 var. Bu da tanıdık. Neyin tam kare ifadesi bu? Gelin birlikte görelim isterseniz. Buraya x x diye, buraya eksi 1 eksi 1 diye çarpanlarını ayırdığımızda x eksi 1'in karesi. Yani benim ifadem kök içinde x eksi 1'in karesi eşittir 4x eksi 5 oldu. Şu kare ile karekök gidecek. Fakat ne demiştik? Mutlak değerde çıkacak. Ve mutlak değerin içinin pozitif mi negatif mi olduğuna karar vererek hareket edeceğiz demiştik. Şimdi bana verdiği şu eşitsizlik zaten bunlar için. Bakın 1 ile 2 arasında demiş. Birden büyük bir değerim var. X'in birden büyükse o zaman mutlak değerin içi nedir? Pozitiftir. Olduğu gibi çıkar. Buradan bunu bu tarafa attığınızda 4, 3x'e x'im de 4 bölü 3 eşittir. Cevabımız Bursa. Devam edelim. 10. sorudayız. Şimdi 10. soruya baktığımızda kök içinde 16 eksi 16 x kare 9 eksi 9 x kareyi görüyoruz. Şöyle hemen 16 parantezini alıyorum. 1 eksi x kare. Diğerini 9 parantezini alıyorum. 1 eksi x kare. Bakın terimlerim birbirine benzeyecek. Kök derecem ve içindekiler aynı olacak ve işlem yapacağız. Şu 9 karesel bir sayı, 16 karesel bir sayı olduğu için 4 kök 1 eksi x kare, 3 kök 1 eksi x kare, bir de eksi 1 eksi x karemiz mevcut. Buradan 4 ile 3'ü toplarsak nedir? 7 1 çıkartırsam 6 tane 1 eksi x karem 3'e eşitse 1 eksi x kare arkadaşlar nedir? Kök içinde 1 bölü 2. Her iki tarafını ne yapıyorum? Karesini alıyorum ki karekökten kurtulalım. Şu kare ile karekökümü gitti. O zaman şuradan devam edelim. 1 eksi x kare buradan 1 bölü 4'e mi eşit oldu arkadaşlar? Ne yapıyorum? X kareyi yalnız bırakıyorum. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsak x karemiz 3 bölü 4'e eşittir. X'i bulurken ne demiştik? Mutlak değer içinde çıkartıyorduk. Kök içinde 3 bölü 2'ye eşit oldu. Kök 3 bölü 2'ye. Ve buradan x'im ne gelecek arkadaşlar? Artı eksi kök 3 bölü 2. Ama benden pozitif değerini istediği için ne yapıyorum? Eksilesini düşünmüyorum. Sadece kök 3 bölü 2 benim x değerimdir diyorum. Devam edelim. 11. sorumuz. 11. sorumuzda da bakın ne var? Ondalık sayılar var. Ondalık sayılar öğrencilerin genelde sevmediği sayılar nedense. Şimdi bakın burada parantez içinde kök içinde 2,5, kök içinde 0,10'da 9 verilmiş ve kök 10'la çarp diyor. Biz kök 10'u dağıtalım. Çarptığımızda 25 artı kök 9 olmadı mı payım?
faydaya baktığınızda, hani eğer zorlanıyorsanız bunlarda rasyonele de çevirebilirsiniz ama bunun 0,10'da 1'in karesi, bunun da 0,10'da 4'ün karesi olduğunu da söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi rasyonele çevirip de çıkartabilirsiniz. Direkt ondalık sayılarda da işlem yapabilirsiniz. Paydam o zaman ne geldi? 0,10'da 1 mi geldi kök içinden çıkarsa? Diğeri de 0,10'da 4. Paya baktığımızda 5 kök 25'ten kök 9'dan da 3 geldi. Benim paydamda da ne var arkadaşlar? 0,10'da 5 mi var toplarsak? Buradan 8 bölü 0,10'da 5. Bunu da 1 bölü 2 diye yazabiliriz. Ters çevirip çarptığımızda 16 olduğunu söyleriz. Devam edelim. Yine ondalık sayılarımız var bakın. Burada şu en küçük değerim bana ipucu veriyor. Ve diğer sayılara da baktığımda hani 0 tam %6 var mı? Var. 0 tam %6 var mı? Var. 9 katı mesela. 0 tam %6'nın 4 katı mesela. 0 tam %6'nın kaç katı? 16 katı. O zaman hani şundan da kopya çekerek şey yapabiliriz. Bunları çarpanlarına ayırabiliriz. Veya direkt kök içinde şöyle pardon. Kök içinde ayıralım. Tamam öyle yapalım. Şimdi dedik ki 0 tam 16 0 tam %54 için nedir arkadaşlar? 9 çarpı 0 tam %6 eksi ne demiştik 24 için 0 tam %24 için 4 çarpı 0 tam %6 payda da bakın 96'mız 0 tam %96'mız 16 katı değil mi? Zaten bu da nedir? 0 tam %6. Hepsini ne yapıyorum? Bu hani çarpım şeklindeyse ayrı köklerde yazabiliyorduk. Hepsini pay kısmındaki iki terimi 0 tam %6 parantezine alıyorum. İlkinde 3, ikinci teriminde kök 4'ten 2 kalacak. Kök 9'dan 3 kaldı bakın. Paydayı da 0 tam %6 parantezine alırsak İlkinden kök 16, 4. İkincisinden zaten kendisini taşıdığımız için arkadaşlar 1 kalacak. Bunlar gitti zaten. Payım 1, paydam 3. Cevabım da 1 bölü 3 gelir. Devam edelim. Mesela bunlar da aslında bu tarzda bakmıştık. Birkaç buradan da çözelim. Çift derece köküm var ve karesi var. Nasıl çıkacaktı bu dışarıya arkadaşlar? Eğer karıştırıyorsanız hemen kare çift uygulamasını işarete uygulayabilirsiniz. Dışındaysa kök dışına 3 olarak çıkacak. Bunda hiç tek derece kök olduğunda negatifse negatif, pozitifse pozitif olarak çıkartıyorduk. Hiç inceleme yapmıyorduk. Mesela bunda da biz mutlak değerde çıkarttığımız için bakın bunu. Mutlak değerden çıkacak kök içinde. Kök 1 zaten kök 3'ten küçük olduğu için içinin negatif olduğunu görüyoruz ve bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksiyle çarparak çıkartıyoruz. Diğerinde tek derece olduğu için zaten nedir? Eksi 1 artı kök 3 diye çıkartabiliriz. Buradan işlemlerimizi yaparsak ne geldi? 2 kök 3. 1 şurayı bir düzeltelim hemen. Olduğu gibi çıkartıyorduk. Bir anda işler değişmiş orada. Hemen düzeltelim. Tek derece kökte olduğu gibi çıkartıyorduk. Artı 1 eksi kök 3 olarak çıkacak. Zaten bakın
Hani bunlar birbirini zıt olduğu için kök üçlerimiz gider, birlerimiz gider. Buradan ne kalır arkadaşlar? Eksi 2 kalır. Bir örnek daha bakalım arkadaşlar. A kare artı 1'i istiyor bizden. A kare artı 1 için verilen ifadeyi eşlenikleriyle çarpalım. Bakın burayı kök 3 ile burayı da kök 2 ile genişletirsek 3 çarpı kök 6 bölü 3 artı 8 çarpı kök 6 bölü 2 eksi 3 kök 24 geldi bakın. Ve burada niye eşlenikle çarptım? Çünkü bakın şu paydalardan kurtulmak istiyorum. Şurada da ne kaldı? 4 mü kaldı? Yani benim ifadem kök 6 artı 4 kök 6. Şuraya baktığınızda kök 24'ümüz neydi? 2 kök 6 değil miydi arkadaşlar? 4 çarpı 6 olduğu için. Çarparsak burası da ne geldi? Eksi 6 kök 6. O zaman benim işlemimin sonucu yani A değerim. Buradan bakın 4'üm var. 1'im var. 5. Burada da eksi 6'ım var. O zaman eksi kök 6'ymış. Benden istediği bakın. A kare artı 1 olduğu için ne yapıyorum? A'nın karesini alıyorum. 6 artı 1'den 7 olarak buluyorum. Soru çözümünün sonuna geldik arkadaşlar. Köklü sayılarla alakalı. Bir dahaki soru çözümüne görüşürüz. İyi günler.